Düşünsene, net yani. Lut'un tamlığı. Aa, kutsanıyor. Dayı şu anda bana da kutsalacaktı. Çuvcuv Hoca 2. Seylan çayı buradan çıkıyor. Bir çuvcuv vakası da burada yaşadım. Çuvcuv Hoca gibi bu dayı da beni kutsalladı. Alnıma şöyle bir dayı ne sürmüş bakayım bir. Dayı pudra gibi bir şey sürmüş alnıma. Oğlum teyzeler çay topluyorlar. Hadi gelin yanlarına gidelim. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz abi? Yürüyerek oğlum nasıl oğlum, gideceğiz? Ayar bunlar gelemem ben. Var oğlum o gitmez o. Gider gider. Ben şimdi ayıp olmasın diye silmiyorum da böyle gezerim bak ha. Allah'ım yarabbim ya. Düşünsenize sen sabah kalkıyorsun İstanbul'da yaşıyorsun metrobüse biniyorsun. Trafik, mutsuzsun, üzgünsün. Hayat şartları, ekonomik bunaltı her şey seni zorluyor. Ama şurada yaşayan adamın hayatına bak bir de. Büyük ihtimalle arabaya gittiğimizde sıcak tarafa açacağız klimanın. Çökerken sahile. Sahile. Gece sinsi. Gece sinsi bir. Gece sinsi. Gece sinsi bir. Herkese selamlar. Yeni bir videodan. Herkese günaydın. Bay bay. Bay bay. Thank you very much. Thank you. Kaldığımız yer güzeldi ya. Tavsiye ederim. Sorunsuzdu. Rahat doyduk. Hiçbir sorun yaşamadık açıkçası. Şu anda kaldığımız yerlerde sadece Miris'te kaldığımız yer sıkıntıydı. Matara. Matara pardon. Okyanus kenarındaki yer. Abi tekrardan biz yola düşüyoruz. Şimdi Nuvara Eli'ye gidiyoruz. Ella'dan çıkıyoruz artık. Nuvara Eli'ye böyle çay bahçeleriyle meşhur. İklimi daha da soğuk. Bakalım orayı da görelim. Ondan sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Onu ben de bilmiyorum. Geze geze göre göre ilerliyoruz. Şimdi çantalarımızı koyuyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Şu ana kadar Sri Lanka'da her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamadık. Önceki eğer izlemenler varsa önceki Sri Lanka videolarıma da kanalda bakabilir. Oynatma listesi bıraktım. Oynatma listesinin içine böyle videolar atıyorum ben. Sri Lanka oynatma listesine tıklarsanız benim bütün Sri Lanka videolarımı göreceksinizdir. Bir dakika bekle. Buraya kadar geldim. Bravo abi. En sevmediğim şey başkasının motoruna dokunmak. Benim motoruma dokundukları zaman da çıldırıyorum ama ne yapalım mecbur kaldık zaten. Yalnız Sri Lanka'da da motora binmedim demezsin ha. Tabii canım gideyim mi? Şaka değil yani ha. Bindin harbiden. Ya biz böyle yaptık ama nasıl döneceğiz şimdi ya? Tam tur, tam tur. Etrafımda tam tur. Öyle orada bir şey var mı? Yolları çok kötü. Yaklaşık 2 saat bir yolumuz var. Yol manzaralarını size çekeceğim. Hadi bakalım video başlıyor. Benzinimiz bitti abi. Şimdi benzin alacağım. Depoyu fulleyelim bakalım. Hello. Petrol. Yes, benzin. Diesel. No diesel. Petrol. Yes, benzin. Okay. Okay. Şimdi Sri Lanka'da benzin alıyorum. Bakalım Sri Lanka'da benzin ne kadar olacak? 15 litreyi geçmek üzereyiz. Geçtik 16 olduk. Benzinliklerde kredi kartı geçiyor. Ben kredi kartıyla ödeme yapacağım. Herhangi bir sorun olmuyor kredi kartı ödemeyi yaparken. Bilginiz olsun. Nakit vermeyeceğim. 30 litreyi gördü abi. 32.56. O da nereden baksan biraz daha dayı fulluyor şu anda. Litre fiyatı, şu da aldığımız litre, şu da Sri Lanka tutarı. Şimdi kartla ödeyeceğim. One minute. Kartı versene kanka şuradan. Türk lirası karşılığını alta yazıyorum. Thank you very much. Ödediğimiz rakam da burada yazıyor. 11.394 Sri Lanka rupisi. Oğlum bunlar şifre mifre sormadan çekti ha. Evet, yakıtımızı aldığımıza göre artık yola devam edebiliriz. Nuvara Eli'ye artık çok yaklaştık. Yaklaşık kaç kilometre kaldı Yiğit? 10 kilometre var. 10 kilometre yolumuz var abi. 10 kilometre sonra Nuvara Eli'ye'deyiz. Bu Nuvara Eli'ye küçük İngiltere diyorlar. Neden diyorlar? Size onları da anlatacağım gidince oraya. İngiliz mimarisi olduğu için biraz da ona benzetiyorlar aslında. Oraya gidince de etrafı göstereceğim zaten size. Şimdi işte bak böyle şak diye durabiliyor. Siz de bir anda sollamayı çıkarsanız Allah korusun viraj ne oluyor? Kazaları sebebiyet verebiliyorlar. Buradaki sürücüler maalesef böyle. Bunu yol boyu hep yaşadım. Ama ortamda müthiş bir yeşillik var. Yani aşağılar var ya aman Allah'ım yani. Aman Allah'ım. Dağların arasından ilerliyoruz. Bak beni geçmek isteyen arabaya bakın şimdi. Ya gaz versem kalacağım dayı orada. Bak gaz versem orada kal. Bak bak bak. Gördünüz mü? Az önce bana çarpacaktı. Böyle abi burada ne yapacaksın? Hiç mi kafa çalışmaz bir insan? Yani, hiç mi ya? Sen pat patsın ya. Pat pat bir arabaya. Sen neyin hızı yapıyorsun abi? Neyin hızı ya? O da bizden korktu yol veriyor. O da belki de kamerayı görünce korktu yol verdi. Biz abi kamerayı görenler bunlara yol veriyor ya. Ya da bir işte, duraksıyor bir şey oluyor. Polis zannediyorlar belki de. Böyle polis mi olur abi? Ne bileyim abi. Red car polis. Üst sesleri duyuyor musunuz? Çok huzurlu bir ortam. Oğlum burası harbiden çok huzurluymuş lan. Çok güzel yerler. İngiltere'den ya. Bir kasabası. Hava şu an bayağı bir soğudu. Yani elim dışarıda şu anda. Kamerayı dışarıda tutuyorum size daha iyi yolu gösterebilmek için ama elim neredeyse dondu diyebilirim ya. Net. Vallahi net. Hava o kadar soğudu.
Bak önümdeki tuk az önceki beni geçmeye çalışan tuklar burada. Nereye gittin? Dünyayı mı geçtin abi? İşte bu insanlar biraz burada cahil abi. Yani nerede ne yapacaklar bilmiyorlar. Ya beni geçtin ne oldu yani? Ki ne kadar bir risk atıyor ha? Beni risk atıyor, karşıdaki adamı risk atıyor, kendi canını risk atıyor. Ha, yolda ortada tamam biz göremeyelim. Yolu o vermiyor şu an bana yolu. Aa burada cami mi var, ben mi yanlış görüyorum? Cami mi ama? Yok ya cami değil. Değil abi o. Cami bu Budist tapınağı. Evet Budist tapınağı galiba. Camiye benziyor ama hilal mi var başında ya? Oğlum camiye çok benziyor bak ha, cami de olabilir. Kaç kilometre kaldı? 20. Şu dağın tepesindeki dumanı görüyor musun Yiğit? 9.8. Bulutlarla beraber duman değil, evet. Bulut değil mi o? Evet evet, bayağı yüksekte güzel. Harbiden bayağı yüksek. Vallahi herkes uzun kolları çıkarsın. Şu adamı geçeyim artık, pat pat beynimize girdi be kardeşim. Oğlum burada camiler var, ben burada Müslümanlar var beyler, cami. Bak kapalı ablalar falan var, o camiydi. Şurada bir tane daha cami gördüm, Müslüman mahallesi burası. Üf, buralar çok güzelmiş ya beyler. Yağmur mu yağıyor? Yağmur yağmıyor da şu an bulutlara çıktık neredeyse. Vallahi çok yüksekteyiz ha. Şu an İngiltere'nin bir kasabasına gidiyoruz neredeyse. Luton Town. Abi yollar şiir gibi ya. Vallahi şiir gibi ya. Yani size bu manzaraları göstermek istiyorum. Bu yolları göstermek istiyorum. Daha bir de bu Nuvara Edya'nın inişi var kendiye doğru. O zaman hava ısınacak da. Üf rüzgara bak. Şiddetli rüzgarı ilk defa gördüm diyebilirim. Yani böyle plajları saymazsak plajın kenarı, okyanusun kenarını. Şehir içinde ilk defa bir öyle rüzgar görüyorum. Şimdi bu adam nasıl sollanacak? Beyler dışarıda felaket bir soğuk var. Yağmur da başladı evet. Ve yağmur yağıyor. Kamera ıslanmasın, şöyle biraz içeri alayım. Yukarıda dolu molu yağmıyordur inşallah. Yok canım o kadar. O kadar yoktur ya. Tabii o kadar yoktur herhalde. Çünkü soğuk çünkü. Bunlar da bu soğukta nasıl yaşıyorlar lan? Bunlarda doğalgaz malgaz da yoktur. Var mıdır burada doğalgaz? Yani bilemedim. Bence yoktur yani. Böyle bir altyapı olacağını hiç düşünmüyorum. Ya dayı nasıl şimdi gel de geçme, adam onunla gidiyor abi. Onunla giden adam nasıl geçmiyor lan? Allah'tan geniş bir adam. Kendim şu an var Uludağ tırmanıyormuş gibi hissediyorum. Vallahi gerçekten öyle. Değil mi? Aynı Uludağ yolu abi. Sanki aşağısı Bursa. Kaç kilometre kaldı? 7.4. 18 dakika. Ne yapıyorsun be kardeşim? Dur. Şuradan kaçalım. Ya bir de ters bakıyor mu yani? Bence ya. Şaşırıyorlar herhalde. Burada kapalı teyzeler var. Bunlar Müslüman. O otobüsler bu yokuşu nasıl çıkıyor ya? Şu otobüs kaç yaşındadır Allah bilir var ya. Yani bu yokuşları hala nasıl çıkıyorlar? Soru işareti ya. Temiz hava çarptı. Şimdi Nuvara Edya'ya girdik biz. Ya müthiş ya. Nasıl konuşayım abi? Ya soğuk olması normal yani. Hava buz. Onu söyleyeyim bir. Yani hava rahat bir 15 var. Buz dışarısı. Herkes montlu zaten burada. Ama yemyeşil ya. Harbiden küçük İngiltere diyorlar ya. Çok doğru. Havası İngiltere'ye benziyor. Mimarisi İngiltere'ye benziyor. Golf sahaları, morf sahaları bile varmış burada. Birçok çay tarlası, çay markası da burada çay üretiliyormuş. Seylan çayı. Seylan çayı buradan çıkıyor. Bakın herkes de mont var. İnsanlar uzun kollu giyiyor. Aa bu dayı biraz bizim gibi. Bu berduş abi. Giymiş. Bu biraz evet yanıyor bu. Abi yani çok güzel gerçekten. Nuvara Edya'yı gitmeyin, bir şey yok diyorlar da insanlar yeşilliği, doğayı sevmiyor mu? Oksijeni sevmiyor mu ya? Şurada yürümek için neler yaparım ya? Şimdi zaten birazdan park edeceğiz arabayı. Gezeceğiz, dolaşacağız, nefes alacağız, oksijen alacağız. Nuvara Edya'yı bir tadacağız yani. Sırf oksijen için gelinir buraya. Hava gerçekten çok soğuk ya. Evlerin mimarisine bakar mısınız? İngiltere, net yani. Luton Town'dayız şu anda. Harbiden Luton Town diyor değil mi? Sanki çok Luton Town'a gittik. Fotoğraflarda. Ve sen ne düşünüyorsun Luton Town hakkında? Abi bu yeşilliğin tonu çok değişik. Dayılar şaşkın, bunlar kim? Niye geldi? Ne yapıyor? Bu soğukta bu avellerin işine. 100 metre sonra döneceğiz abi. Yani şu... Bak. Atlar tam yani. Abicim dur şurada bir yerde duracağım şimdi dur. Arabayı şurada bir yere çekeceğim. Gerçekten İngiltere, Norveç, yani Danimarka. Gerçekten ya. Ben de şaşkınım, çok iyi arkadaşlar. Oslo lan burası, Oslo. Abartıyoruz diyecekler ama var. Yok, ne yapalım abi, çok yeşil yani, seviyorum ve yeşil aşığım ben abi. 600. 10 lira. Bir kişi girişi 70 lira buraya diyor. Kişi başı 600, okey. Kişi başı 600 çıkarım beyler. Çıkarım beyler. Bu park ücretliymiş.
2, kaç ver hocam? 1 kişi 70 lira falan verelim. 500. Bu güzelliği kaçıramayız yani. Dur bir dakika, bir dakika. Kameramın hafızası dolmuş abi. Hemen bir hard şeyi bir SD kartı bir değiştireyim ben. Çekime devam edeceğim. Bu arada içeri girişte ücret demiş 70 lira falan. Montları giydik. Yani mont demeyelim de üzerimize bir şeyler attık. Bakın hava derecesine bakın. Büyük ihtimalle arabaya gittiğimizde sıcak tarafa atacağız klimanın. Alt şort ve sandalet, üstte palavra. Altı forma, üstü sorma mıydı? Nasıl? Tabii benim de böyle, bu şekilde. Beyler bir dakika, şeyi nasıl çıkacağız şu yürüme yoluna? Ya direkt şuradan geçeyim mi 2 dakika? Yok, ama yok, dur ya o... şuradan, şurada varmış yer. Baksana onlar oradan gidiyor. Haydi. Şimdi buranın adı Gregory. Artık böyle mi okunuyor tam bilmiyorum. Gregory Gölü. Yani bir yandan da Gregory Parkı diye geçiyor. Gregory 1873 yılında İngiliz sömürge döneminde köpek gelince baktırsın. 1.90'sın oğlum, yap gereğini. Hayır, dur orada. Çok etkili oldu. Çok etkili oldu. Oğlum büyüsene şöyle bir, kendini kabart. Korkusun senden ya. Geri kuyruğunu sallıyor demek, sevdi bizi demek. Hello, hello. Oha. Thank you. Dayı boğuluruz dayı. Donarız oğlum. Bırak, donarız yani şu an. Oğlum ya. Biz ne konuşuyorduk? 1873 yılında İngiliz sömürge döneminde adını almış burası. Sir William Grogan'ın yönetim altında inşa edilmiş burası. Gür yeşillikleri, dağları, işte manzaraları bu şekilde bir park burası. Ne yapıyor bunlar burada be? Burada aktivite yapıyorlar. İşte aktiviteler jet ski. Oradan bir düşse var ya ama. Jet ski ile aktivite yapıyorlar. Donar yani. Sandalları alıyorlar, turistleri bir dolandırıyorlar. Yani burası aslında İngiltere sömürge döneminden kalan bir köy diyebilirim Nuvara Eli'ye. Oğlum dolandırıyorlar derken, dolandırılmak olarak tur attırıyorlar. Ya, tur attırıyorlar işte. Buranın en büyük olaylarından bir tanesi çayı tabii. Çayı çok meşhur. İklim çay olayına çok elverişli. İngiliz sömürge döneminden kalma bir göl. Sri Lanka hükümeti de buraya giriş ücreti 600 Sri Lanka rupisi istiyor ama normal çünkü buranın peyzajı da kolay değil. İnsanlar çalışıyor bak peyzajda. Burada olay bu şekilde. Ama şu an tir tir titriyeceğim yani. Birazdan olacağım yani. Çünkü çok sert bir rüzgar var. Mikrofon umarım iyi geliyordur ses ve bayağı soğuk. Bayağı soğuk yani. Ben dedim ilk başta ne kadar soğuk olabilir ki dedim ama yo hissediliyor ciddi ya. Ciddi soğuk abi. Bu bildiğin bizim Kasım falan la. Kasım ayı falan yani. Olabilir. Biz ne zaten hava değişimi olduk. Şimdiden yaşıyoruz. Zaten Eskişehir şey olduğu için çukurda kaldığı için zaten kuru soğuk oluyor. Şşt hadi yürü. Bu da onlardan bir tane soğuk. Bizi koruyor lan. Bizi koruyor. Herhalde gel bakayım lan. Yiğitten dedim. Adam 1.90 seni kovamadı. Tövbe tövbe sen de. Ulan. Boş boş ne konuşuyorsun ya, kamerada ya? Keser orayı ya. Yok kesmeyeceğim abi, niye keseyim? Nuvara Eli ya, burada bir yerde çay mağazaları falan varsa çay alalım ha. Ya bu sevdi bizi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şurada güzel bir tane evin olsun, kira gelirin olsun, çalışmak zorunda kalma. Şurada yemin ederim ömrün uzar. Bak vallahi ömrün uzar bu ya. Bu tatlı köpek. Stres yok, trafik yok. Hadi. Kötü hava yok, kalabalık yok. Acaba o, yılın tüm mevsim, tüm aylarında bu kadar mı? Böyle soğuk mu olur? Böyle böyle, burası full böyle. Ama burada tek başın olmaz. Burada böyle kafa dengin 2-3 tane arkadaşın olacak abi. Hep beraber burada yaşar gidersiniz gül gibi. Yani harbiden cennetten bir köşe diyebilir miyiz? Vav. Karşı manzara da çok vay, iyi. Vay. Lan ucuz lan baksana. Tavuk kanka, pilav ne kadarmış? 850 lira. 90 lira falan lan bu. Yeni mi? Vallahi ucuzmuş ama ha. Ama belki eskiden yapmışlardı. Şurak değişmiş. Şuraya oturulur be ha. Ne diyor? 2000 nere? Okay, no sir. This board riding says 6000, okay? Okay. Okay. No. Bro, no, okay, no tur. Okay, stop only no. Yes. No, 2000. 2000 diye. Okay. Taşa tavuğu yorulmayacağım. 1500 veriyoruz, tamam hadi. Ne güzel abi. Abi, hocam, önünüzü ilikleyin ha. Arası soğuk yani. Dayı batmaz değil mi bu? Yapmayız dediğimiz her şeyi yapmamız. Aman. Reis gel alacağım seni. Allah. Beyler dikkat, çok su geliyor herhalde, buraya ıslanırsınız. Şaka yapıyorsun ya. Of da çok iyi lan. Ver baba can yeleğini. Lan can yeleği de mi lan? Veriyorum da bu batarsa beni. Lan ne olacak, yüzerim ben buradan. Ya yüzeriz, yüzmese de üstümüz başımız batacak. Yani kimse elimden alamaz dayı, ben size söyleyeyim. Benim kamera gidecek, ben ona yanıyorum. Telefonlar. Daha yeni aldım ya. Arabanın anahtarıyla kameraya bir şey olmasın. Gerisini çözerim ya. Şimdi dayıya dedik ki ya dayı bak biz turist demiyoruz. Bizi sen şu karşı yola bırak be dedik. Hani dolanmayalım. 2000 dedi, 1500 okey dedi sonra. 1500'e geçiyoruz karşı. 1500 Sri Lanka rupisi. Kanka oraya otur da düşersen ama. Manzaramız müthiş yanmış be. He? Harika bir manzara var. Çok iyi. Çok rüzgar yokmuş be. Oraya
kenar esiyor herhalde. Baksana burası esmiyor. Biz mi üşümüyoruz? Anlamadım ki ya. Şey yaptık ya abi. Sıcaktan çıktık ya birden. Bir tık ondan da olabilir. Evet, olabilir. Acaba bundan sonra kaç metre yiyelim? Bilmiyorum ama derin bayağı. Biz iyi düşünelim hocam. Ya yok bir şey olacağından değil mi? Pahalı tadını çıkaracağımıza soruya bak. Acaba bu, burası kaç metre derin? Tamam, altta neler var falan. Batık hazine var mı? Ne yapıyorsun oğlum? Yok oğlum. Sitarik yapalım mı? Oğlum bak sen korkuyorsun. Ben bakıyorum, çıkıyorum. Tamam. Bak demir tutuyorum. Tamam. Tamam, oğlum. Yürü. Titanic mi yapacaksın? Hero. Yeah. Titanic yapın. Yağmur yapma başladı. Ya, vallahi başladı ha. Oğlum buranın da yağmuru, harbi yağmur ha. Fena yağıyor. Geldiğimizde de yağmur dersin. Bayağı bir ıslanacağız. Bir şey olmaz. Ben bu yelekleri vermeyeyim ya. Ben bunları var ya, hızlı kurusunu yapacağız. Yani. Bu yelekleri vermeyelim ha, böyle gezelim anasını satayım. Hatta olsun, bak istesene. Ya ayıp ya. Kim atmış o çöpü? Ayıp ya. Harbiden çöp de buraya da atmazsınız be kardeş. Şu yeşille ihanet yapmayın ya. Nerede lan şey, iskele nerede? İskele sancak. Kanal 7'ye selam olsun ha. Çıksın oradan diyor, alacağım şimdi aklım diyor. Oo. Dayı anlıyor şimdi. Dayı bizi buraya bırakacak herhalde. Aynen. Oğlum düşmeyiz değil mi lan? Ayağımız mayağımız kaymasın. Yerler ıslak ha. Aman dikkat edin ha. Dikkat edelim abi. Delikanlıyı harcar yani böyle yani. Harcar dayı. Ben çıkartacağım ya. 1500'ler biz sana ince verelim 500. Oha zorlanıyor. Yok ya. 1400 çıktı. Ben söyleyeyim mi? Yok yok öyle şey olmaz. Ayıp olur abi. Tamam. Dümen yapıyor görüyorsun değil mi? Valla 100 varsa 100 ver. 100 yok. 100 tamam. 50 var. Ha dur 250 var. Doğru dur. Abi şu anda ince ayar yapıyor. Okey. Finish'ın. Dur. Geçsin dur, adam. Dayı geçsin. Müsaade senin Nedim kardeş. Oğlum düşen dumana bakın. Şşş. Felaketsiz oh, düştü. Oh, oh, oh. Çökerken sahile. Sahile. Gece sivsi. Gece sivsi bir. Gece sivsi. Gece sivsi bir. Vallahi baba yanaştırdı be. Kralsın ya. Vallahi yanaştırdı. Aha. Vay 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 vay, manzaraya bak be. Dur. Ya Allah, dünya çok güzel ya. Say ya. Gerçekten dünya çok güzel. Saysana. Ya. Yeleği dayı, bırakın dayı, yeleği. Saymadan alma. Yeleği. Ondan olursan say demişler. Aynen öyle. Yeleği bırakın abi. Thank you sir. Thank you. Ya boş gitmesin. Dayı zaten boş gideceksin. Biz de götür değil mi? Böyle gezdirsin bizi. Karşıya geçtik. Kanka bence burası daha güzel ya, baksana. Şu güzelliğe bak abi. Cennetten bir köşe. Ya arkadaşlar şu anda olduğumuz yere bir baksanıza ya. Oğlum biz Nuvara Eylia'dayız ya. Yaklaşık 25 haritayı aç, adanın ortasındayız. Bak yaklaşık gerçekten. 25 gün önce Google haritalardan bakıyorduk buraya. Ya. Şu an geldik ya. Ve dünya çok güzel ya. Yani gerçekten. Yaşamaya değer. Ölmeden herkes görmeli be abi. Bir daha gelmeyeceğiz abi bu dünyaya. Gelmeyeceğiz yani. Evet, Bursa Spor Kamp gününden herkes merhaba. Avustralya kampındayız. Avustralya değil. Pardon, Avusturya kampındayız. Avusturya kampı. Bursa Spor'un 10 numarası Yiğitcan yanında. Yiğitcan, kamp süreci nasıl ilerliyor? Kamp süreci şu anda gayet iyi. İki hazırlık maçı yaptık. İkisine de galibiyetle ayrıldık. Hocamız Pablo Martin Batay zaten kulüp efsanesi. Onun haricinde Süper Lig'de bu sene derece yakalayıp 200 sene içinde de şampiyonluk. Tekrardan o 2010 ruhunu yakalayacağız. Hadi bakalım. Kamp günleri nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Beğendiniz mi kamp bölgesini? Ya kamp bölgesi çok güzel. Başkanımız Enes Çelik sağ olsun. Çok güzel bir yer bulmuş takım olarak da. Ben bir düz koşu yapayım. Üçüncü lig topçusu gibi koş bakayım. Üçüncü lig topçusu var ya. Attı. Allah cezanı vermesin. Attı. Bir de Gökhan Zan gibi bir de şurada var. Pide versen çok güzel olur. Abi yeşillen. Bu ne oğlum? Hobbit köyü lan bura. Vallahi Hobbit köyü ya. Gel şurada. Baba burada ya da ne diyeyim şimdi bir şey demeyeyim. Bak gitme ha. Bir iner orası. Özgür, ölme ha kardeş. Vallahi buranın hayvanı da var ya, ne et verir ha. Doğal besleniyor abi. Ben biraz yeşili çok övdüysem kusura bakmayın. Ben biraz yeşil sevdalısıyım. Yeşilin her tonuna aşığım. Yeşili çok seviyorum abi. Mesela kapalı bir hava, yeşil bir ortam. Ben burada saatlerce otururum. Yani otururum, saatlerce otururum. Böyle bir yapım var. Bilmiyorum hani. Şimdi diyeceksiniz ki ulan amma övdün de. Çok seviyorum valla. İyi bir kira gelirin olsun. Şurada yaşlanmaz mısın abi? Yaşlanırız valla. Ama sağlıklı yaşlanırsın be. Stresin yok, sinirin yok. Relaxsın. Sabah kalk burada bir yürüyüş yap.
oksijeni çek, sporunu yap. Nuvareli'ye de yaşıyorsun ya. Ulan yaşıyor. Ya abi. Yallah benim hayalim bir çok, yani. Birçok kişiye sor burayı. Bilmez anladın mı Nuvareli'yi? Evet Nuvar oğlum biz de bilmiyorduk. Ya, tabii canım. Biz de bilmiyorduk ama işte gelince gördük. Ama ben buraya gelmeden önce birkaç kişiyle karşılaştık öyle sorduk. Yani yabancı turistlerle de karşılaştık. Onlar da ya Nuvareli'ye de bir şey yok dediler bize. Demek ki işte herkesin rengi, zevki farklı abi. Ben sessizlikten hoşlanıyorum. Ben de. Sakinlikten hoşlanıyorum. Onlar demek ki daha çok müzik, eğlenceyi sevdiği için elde diyor. Ben de mesela müzik, eğlenceyi seviyorum. Şu hayvana bak ne kadar güzel besleniyor. Bununla var ya. Boza veriyor lan. Lan bununla bir et çıkar var ya öf yani. Mangalı ne güzel olur burada. Fuar bile ne keseriz ya. Vallahi ne mangal olur ha. Hiç mangal da yapmıyorlar. Bizde olsa olurmuş. Burada. Hele burada. O, bak açık havada yenilen et kadar güzel bir şey yok. Çok İşler güzel açılıyor. Abi. Bir de şöyle bir şey. Eti mesela pişirdin mi suyu kaçmayacak abi. Bak o konuda biliyorsun beni. Evet ya suyu kaçmıyor. Suyu kaçarsa tadı olmaz. Mangal konusunda çok hassasımdır. Hobilerim arasında mangal vardır. Ama, arkadaş bilir. Ama Tolga abi bir somon yapar. Yani şöyle söyleyeyim. O somonu ben mesela ete değişmem. Antrikota değişmem yani. Eyvallah kral. Çok güzel. Şimdi izleyenlerin canını çektirmeyelim ama vardır yani elimizden gelir. Bir bildiği vardır. Milka inekleri gibi lan bunlar. Ulan. Sadece renkleri siyah beyaz. Oğlum bunlar saldırmıyor değil mi? Öyle bir olayları yok değil mi bunlar? Vallahi Milka ineğinin aynısı ya. Sadece rengi farklı. O topal mı yalnız ha? Senin niye giydin? Bunda biraz ayağında sorun mu var? Bak bunun arkasından markasından gitmeyelim. Tepeyi koyar da. Söyleyeyim mi? Koyar. Nereden geliyor bu su ya? Kaynak su mu? Öz kaynak. Gürül gürül akıyor. Hey maşallah be. Hey maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Vallahi Nuvareli'de yaşayanlar çok şanslı. Yaşadıkları yerin gerçekten değerini bilsinler. Düşünsenize sen sabah kalkıyorsun İstanbul'da yaşıyorsun. Metrobüse biniyorsun. Trafik, mutsuzsun, üzgünsün. Hayat şartları, ekonomik bunaltı her şey seni zorluyor. Ama şurada yaşayan adamın hayatına bak bir de. Ya kimler şurada oturmak istemez? Mangal. Abi bizde burada mangal yapan yok lan. Bizde olsa var şurası mango dolu ya. Mangal kültürü yok baba. Ya şurada ya ailece piknik yaparsın ya. Yemek yemeye geldik. Şimdi böyle bir yer bulduk. Şöyle bir şavarma var. Tavuklu şavarma. Bir de ortaya şöyle bir humus söyledim abi. Güzel kanka. Harbi güzel yapmış adam. Humusu güzel. Hemen şavarmayı da bakalım abi. İyi. Yemeklerin lezzeti güzel. Burası hemen Nuvareli'de bir otelin restoranı diyebilirim. Şimdi burada karnımızı doyuracağız. Buradan artık Kenya'ya doğru yola çıkacağız. Yolumuzun 3 saat yolu var daha. İngiliz turistleri sanki buralara dedelerinden bir şeyler kalmış gibi. Abi her yerde İngiliz turist. Bu ülke batıyor, başbakanı kaçıyor. Çay tarlalarını galiba İngiliz firmalarına satmış. Lipton'a, Bipton'a satmış galiba. Öyle bir şey duydum. Sonra çekip gitmiş. O yüzden burası İngiliz yurdu gibi. Her yer İngiliz. Adamlar golf sahalarını yapmışlar kendilerine. Evleri kendilerine göre ayarlamışlar. İngilizler yaşıyor burada zaten. Birçok çay markasının İngiliz CEO'su burada. Burada yaşıyor. Biz yola çıkıyoruz. Yolumuz 3 saat sürecek. Hadi Allah'a emanet. Ben yolda yine güzel manzaralarda size açacağım kamerayı. Buralar tamamen çay tarlası. Bunlar bildiğimiz çay. Lan el freni mi çekmedin? Çektim mi almadın? Reye mi almadın? Ne yaptın? Aa teyzeler çay topluyorlar. Vallahi çay topluyorlar ya. Hello. Ne? Oğlum teyzeler çay topluyorlar. Hadi gelin yanlarına gidelim. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz abi? Yürüyerek oğlum nasıl oğlum, gideceğiz? Ayar bunlar gelin hemen. Şşş, aşağı yuvarlanmıyor. Yuvarlanacaksın ya. Çok dik nereye gidiyor? Ya sakin olun ya. Oğlum siz nereden geliyorsunuz? Kardeş Avrupa'dan benim anne tarafı Rizeli. Ben buraya koşarak inerim. Berlin'den mi geliyorsunuz? Siz düşünün. Siz düşününüz oğlum. Rahat olun. Bizim ülkemiz de bu. Tolga arabanın camları açık ama he. Vay be dalından. Doğadan çay. Aha sana çay. Teyze niye öyle bakıyorsunuz ya? Çekiyoruz. Abla gelelim mi? Aşağıda hemen bir göl var. Oldukça güzel ya. Oha uçacağız lan. Burada çay topluyorlar. Vallahi enfes bir manzara bizi karşılıyor şu anda. Ne diyorsun Sri Lanka'ya? Vallahi ben şaşırtıyor beğendim. Şaşırtıyor be. Ben beğendim ve şaşırtmak devam ediyor. Bak sahilleri ayrı güzel. Evet. Ortalara geldik ülke. Adanın orta bölümlerindeyiz. Ortaları da ayrı güzel. Vallahi objektif olmak gerekirse ortalarını ben daha çok beğendim. Ben doğacıyım daha çok. Ben sahili çok beğenemedim ben abi. Ben çok denizci biri değilim. Oğlum inanılmaz bir rüzgar var. Uçacağız ha. Gel bakalım kanka. Teyzem siz buralara nasıl girip çıkıyorsunuz? Ayakkabı ayağınız kaymıyor mu ya? Benim sandaletler kayıyor vallahi. Geze geze göre göre Asım'la vallahi. Çay tarlalarındayız. Çay tarlalarındayız. Aynen öyle ya. Ama bak bir şey fark ettin mi? Bak mesela bizim ülkede Rize'de olsa hemen çay kesme şeyleri var. Hemen çat 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 çat. Kanka bunun o yok ya. Bunlar elle yapıyorlar. Niye?
Burada o kadar gelişmemiş. Onu diyorum işte ya. Ben de sana. Ben de yanlış bir şey mi makas var. Bizde makas var ama bakın burada bunlar makas yok. Işte. İnsanlar elleriyle çayları topluyor arkadaşlar. Yani burada çay o kadar toplamak kolay değil. Bizde evet dediğin gibi şak 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 alıyoruz. Çat çat tabii tabii o güzel işe yarıyor canım. İşi kolaylaştırıyor ama burada teyzelerimiz tamamen elleriyle topluyorlar çayları. Burada işçilik biraz daha yorucu. Tabii çay toplayanlar daha iyi bilir. Yoruma yazarlarsa onlar da sevinirim. Karadeniz'den izleyen varsa çay toplayanlar yoruma yazsınlar. Kanka şuraya gidemez şimdi, miyiz ya? Nereye kanka? Şu aşağıya. Aşağıları çok inmeyelim ya. Ya bak abi evet. Gölün kenarına oturmak ya ne bileyim. Abi yol üzerinde böyle güzel manzaralar çıkıyor. Yolumuz devam ediyor. Hedefimiz kendi. Yolumuz uzun. Manzaralar gördükçe duracağım öyle. Kamerayı da açacağım size. Her yerini göstermek istiyorum Sri Lanka'nın. Her yerini görün istiyorum. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Hadi birazdan görüşürüz. Ya Sri Lanka'nın bu müthiş çay tarlalarını işte hep büyük firmalar satın almış. İngiliz çay firmaları hep satın almış. Maalesef sömürülen yine Sri Lanka halkı. Belki birçoğunun. Yani Sri Lanka bu çaylardan belki yararlanamıyor. Çok büyük gelir bile belki edemiyor. Aslında adamların kendi toprağı ama maalesef birçok toprağını çay firmalarına kaptırmışlar. Gelen siyasetçiler hep peşkeş çekmişler. Her gelen cebini düşünmüş. Aynen her gelen cebini düşünmüş. Yoksa Sri Lanka halkı yani dünyaya çay satıyor abi. Adamlar çay diye biliniyor yani. Bu kadar önemli bir yerken maalesef halk makasla bile çay toplayamıyor. Elleriyle topluyor. Bu da olayın dramatik versiyonu yani. Düşünsen belki dünyanın en güzel çayını topluyorsun şu anda. En kaliteli çayını topluyorsun. Hem başka bir firmaya çalışıyorsun. İngiliz firmasına. Adam hem sana makas bile vermemiş yani. Lan bana makas var değil mi ya? Yani işte dünyanın parasını kazanıyorlar. Ne ya? Dünyanın yani. Yazık günah. Ki ya. İşçilik ne kadar bilmiyorum. Ama eminim çok çok ucuz fiyatları burada insanlar çay topluyor. Ne yapsın insanların ekmek parası? Bizlerden zaten dünya var oldu olası çekiyor yani. Bayağı bir geniş kapsamlı Sri Lanka serisi olduğunu inanıyorum ya. Güzel yani oldu ya. Sahillerini en iyi şekilde çekmeye çalıştım anlattım kendimce. İç taraflarını kendimce anlatmaya çalışıyorum. Ya benim Sri Lanka videolarıma göz atanlar olursa Sri Lanka'ya gidecekler. Eminim Sri Lanka hakkında bayağı bir bilgi edinmiş olacaklardır. Belki benim güzel yağımı kullanırlar. Ya düşünüyorum unuttuğumuz bir şey var mı diye ama her elbette şey... Elbette kaçırdığım şeyler var. Kaçırdığım şeyler var ama yetmiyor yani artık zaman yetmiyor. Karşısı bak şey gibi pasta gibi. Pasta dilimleri gibi baksana. Evet. Bu arada Yiğit Pertinho. Pert oldu Yiğit biraz hasta oldu. Arkadaş şu anda yatıyor. Akşama iyi olacağım. Havanın soğuğu da delikanlının aklını alıyor. Öyle abi. Nuvarının havası adamın aklını alır. Aklını. Yolları çok kıvrımlı olduğu için uzun sürüyor. Yani gideceğimiz yer 100 kilometre ama sana o 100 kilometreyi 3 saatte götürüyor abi. 180-190 dakikada götürüyor. Bunlar yol vermeye değil mi ya? Kanka hiç ya. Yani bunlar... Yol dönemeçte yol veriyor. Ya düzlüğe geç ondan sonra yavaşla kenara geç. Bak yemin ediyorum bu adamlar Türkiye'de araba kullansın. Bak yemin ediyorum abartmıyorum. Vallahi her gün dayak yerler. Ya dayak yemekten vallahi helak olurlar ya. Karşı manzaramıza bak. Bali misin kardeşim sen? Nesin ya? Harbiden nesin sen ya? Hadi come to Sri Lanka hadi. Çıkın gelin abi Sri Lanka. Çıkın gelin gezin buralara. Burada yaşayanlara sorsak acaba kendilerini şanslı buluyorlar mıdır? İnsanoğlunun maalesef yapısında o nankörlük olduğu için onlara sorsan onlar da memnun değildir. Sen şehirde yaşayan adama sorsan o da memnun değildir. Şehirde villada yaşayan adam da memnun değildir abi. İnsanoğlu hiçbir zaman hayatından memnun olmuyor ki. Hepimizin yapısını bu gereği böyle, yaratılışımız böyle. Yani kişi olarak demiyorum, hepimiz öyleyiz. Onların inancında böyle kullanıyor işte. Buradan gidiyoruz dayı. Polis orada aynen. Çaktırmadan alın. Polis orada. Duralım mı? Düğün mü var lan? Ben bir duralım abi. Şuraya bak yanaşabiliriz. Dur bakayım biraz daha aşağı diyeyim. Oğlum tam polis var. Korktum. Dur şuradan bakalım. Allah! Hayda! Anasın. Al bunu al. Abi düğünerek geldik. Helal. Lan Bokacı yursun marşı neydi Bokacı'nın? Bokanın marşı. Lan Boka şey lan. Boka. Onu çaldıralım. He olur. Hello, hi. Hi.
Wedding? 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 Ya yeah, wedding. Ha okey. Neymiş, düğün mü? Düğün kanka. Erik dalı yok mu, erik dalı? Gelinle damat, ben göremedim hala. Ortama bak ya! Neredeyiz abi biz? Bak ağzında kırmızı bir şey var bu dayının. Ağzında kırmızı bir şey var, kafa çok yanmış o. Bak bak oraya bak, oraya çekil. Bak bunun ağzında kırmızı bir şey var. O kafa yapıyor, ondan kullanmış. Hey be, hey be. Araba arada kaldı. Bakalım arabayı nasıl çıkaracağım buradan. Buradan çıkıyorum herhalde oradan. Bu Boca Sound, Arjantin ya. Lan mıydılar? Bence herhalde bu dua gibi bir şey. Herhalde bunları da Tanrı'ya verecekler galiba. Hani herhalde bu kulupla ilgili bir şey bu. Tamamen dini bir ritüel olduğuna inanıyorum buna. Şu dayı da paparazzi gibi lan. Adam valla çalınca çekiyor bizi. Yapar abi. O kayınpeder dayı o. Dayı kendinden kazaklı. Kayınpeder dayı. Vallahi kendinden kazaklı. Not. Abimiz de burada tam buranın insanlarından. Your leader, leader. Lider yes. Burada da böyle oluyor abi. Evlilikler burada da bu şekilde yani. Ne yapacağız? Benimle damat yok abi. Düğün var orada da. Evet, ilginç adetleri var. İlk defa bir Sri Lanka düğünü görmüş olduk biz de. Şaşkınız. Bu ne? Muz alın diyorum. He, muz ikram ediyor. Şifalı kanka, al ye. Oğlum. Reis. Buyur. One minute, one. Thank you. Şifalı. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ben de parayı istediler zannettim ya. Ye. Reis, şifa olsun reisime. Şifa olsun. Oğlum herkes muz izlerken seni izliyor ha. Hayda. Hadi. Ulan. Şu an herkes adamı kilitlendi. Ooo ne güzel yiyor. Teşekkür ederim. Ben doydum abi, doydum. Karnım ağrıyor. Yemiyor. Hay. Abi. Bak dayıya bak. Kıllı dayımız var. Hay kıllı dayı. Hay dayı. Ne? Anlasın durumuydu. Ha, bana şey ya. Yapacakmış. Yiğit yapsın boşver. Dayı tutma. Tamam yap abi. Yap dayı bana. Yap dayı. Aa kutsanıyor. Thank you. Aa dayı beni de kusuyor. Dayı şu anda bana da kutsalacaktı. Çünkü bu çeki. Like yeah yeah. Bizim dilinden değil mi? Oradan da buraya geçtim. Kafa boş ya. Dayı ne yaptım anlama Allah aşkına. Bu nedir ya? What is this? What is this? What is this? What is this? This is a gourd, gourd. Gourd, gourd. Neymiş? Anlamadım. Evet, nice. Great, thank great. You. Bir çuf çuf vakası da burada yaşadım. Çuf çuf hoca gibi bu dayı da beni kutsalladı. Alnıma şöyle bir dayı ne sürmüş bakayım bir. Dayı oğlum. Pudra gibi bir şey sürmüş alnıma. Bebek pudrası gibi bir şey herhalde. Pişik olunca sürülür ya. O pişik başka. Ya bu çok tatlı oldu ya. Abi bak sikisikler sonra buraya da üye oldum ben artık. Her ülkede bir dine mensup. Var mı? Var oğlum, o gitmez o. Gider gider. Ben şimdi ayıp olmasın diye silmiyorum da böyle gezerim bak ha. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum biz niye gidemiyoruz hala? Biraz daha kalırsak din yani gidecek elden. Gidelim ya aşağıya. Ezbillahine bir şeytanışım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Anladın mı abi? Kafa sallıyor her dur şey. Dur ben söyleyeyim bir de, dur ben söyleyeyim. Arkadaşlar, seçimde ülkenizin yanında olun. Sri Lanka Cumhurbaşkanı konuştu. Yanında olun. Oyları bana verin. Bak bir önceki kaçtı görüyorsunuz, doğru mu? No problem. Çaylar halkın olacak. Çaylar halkın olacak. Ne oldu? Fotoğraf çekilmek istiyorum ben. Selvi ol, çekil sen de, çekil. Yavrum bir kamerayı sileydin. Oğlum dur. Açtılar mı yolu? Okey, yolu açıyorlar. Hadi yavaş yavaş gidelim. Açıyor mu? Bekle. Oğlum açacak. Bunlar iyice kudurdu lan. Thank you very much. See you later. Thank you.
Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Beyler çabuk buradan uzayalım. Niye lan? Oğlum biraz daha kalsaydık büyük ihtimal bunlardan biri kızını Yiğit'e verecekti. Abi bakıyorum şöyle gözle görülür düzgün bir kız da yok. Olsa evleneceğin okeysin ya. Yok Yiğit, başımı yanamam. Düğünün böyle olacak kabul edebiliyor musun? Yok abi. Niye lan? Ne güzel oğlum düğün işte. Lan terlikler var ama. Geçiyor, geçiyor. Hiç sorun değil diyor yani. Ay ama kımıldamayın tamam mı? Aman. Bazı traktörü sallandırsaydın. Şu korda ötürüye geçelim. Hello. Lan bırak. Şöyle tekere bak. Köpek git şuradan. Thank you bro. Thank you very much. Thank you. Korda ötürerek geç reis. Duyun abi belki benim. Yanlış bir şey anlama geliyordur ya. Allah Allah. Bu önemli biri mi evleniyor oğlum? Polisler var. Vallahi kanka bilmiyorum ama polis ya gelecek. Ne sürdü bu kafama ya? Abi bana da sürdüler ya. Ayıp olmasın çantan, dedik de. Benim çantanın yanında ıslak mendil var. Her abi adamların inancı saygı duyalım da. Yok şu yukarıda şey arkada. Kalmadı herhalde. Çantanın yanında olur. Fermaraşmayacaksın. Çantanın yanında mı? Kanka pudra gibi bir şey sürüyor lan. Yola devam ediyoruz abi. Bakalım yolda daha neler göreceğiz ayıp, ya. Ayıp vallahi olmasın diye vallahi yani, bizi sürdürdük. Bu sefer yani. Yol ilginç bir şey işte yani. Önüne ne çıkar belli olmuyor. Bakalım daha önümüzde neler karşılaşacağız. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Bunlar iyi insanlardı bu abi. Bunlar iyi insanlardı. Hep diyorum. Allah iyi insanla karşılaştırsın. Hadi bakalım yolumuza devam ediyoruz. Dayı o sakallı adam kimdi acaba? Şurayı görüyor musunuz? Ya videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama canlı gözle bakınca var ya üf yani diyorum. Efsane gözüküyor. Yine yolda geçerken. Gidemiyoruz abi kendiye. Arabayı bıraktık. Valla kendiye gidemiyoruz ya. Oh, hello. Hello. Ne yaptın? Oğlum aşağı düşersek aşağısı yok ha. Yani direkt aşağı iniyorum ben. Tet. Yani manzara bu. Dedim hemen arabayı sağ çekeyim. Vallahi sırf size göstermek için hemen durdum. Şu güzelliği siz de görün dedim ya. İlerisi var ya felaket güzel de. Evet gerçekten cennet ülke ya. Şangri'de. İlk gördüm direkt Kadegat geldi aklıma direkt. Norveç ha? Norveç abi direkt. Neydi o? Viking'de. Viking'deydi pardon. Kendideyiz. Yaklaşık bugün 7 saat araba kullandım. 7 saat tek şerit yolda araba kullandım. Canım çıktı yani. Ama Onurcuğum. Geze geze geldik. Geze geze. Göre göre. Evet geze geze geldik ama yani canımı çıkardı yani yok. Şimdi bir konaklama için bir yer bulduk. Kendide. Aa şey aldın mı kanka powerbankları? Bende. He tamam. Yok benim siyah çanta. Siyah çanta şurada. Şunun altında. Siyah çantayı alsanız. Tolga abinin koltuğunun arkasındaki yerde. Abi geldiğimiz yerin fiyatı 500 TL. Havuzu bile var ya. İnanmayacaksınız. Havuzu bile var. 3 kişi. Bir gece kahvaltı dahil 500 TL. Bedava. Zaten kahvaltıyı yapınca konaklama bedavaya gidiyor. Bitiyor aynen. Yani o kadar uygun bir yere geldik. Havuzu da var ya. Odayı da göstereyim şimdi size. Bayağı da büyük yer ha. Her yerde odalar var. Yani bence burayı gündüz görsek çok daha beğeniriz gibime geliyor. Fena değil. Ama yorulduk artık. Vücut yoruldu kanka. Salıyor vücut kendini salıyor. Abi odamız bu. Ulan hemen serinletti içeriği. Serinletti ya hemen. He. Odamız böyle. Buranın fiyatı 500 TL. 3 kişi bir gece kahvaltı dahil. Burası da banyosu. Vallahi canım çıktı. Yani harbiden yoruldum. Vücudum artık harbiden hareket edemeyecek halde. Yoruldum yani. 7 saat tek şeritli yol, insanlar çok kötü araba kullanıyor. Karşıdan bazen geliyor adam, yüz yüze göz göze kalıyoruz adamla. Efendim videoyu artık bitiriyoruz. Kendiye geliş videomuz. Zaten videoda bir sürü olay oldu. Artık videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Kandy'yi gezeceğiz. Size Kandy'yi anlatacağım. Kandy Sri Lanka'nın tam ortasında yer alıyor. Biraz da Kandy'yi konuşuruz. Artık gerçekten çok yoruldum. Ya yemek yerim büyük ihtimal uyurum. Yarın sabah erken kalkacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.